Hasan abicim hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Legendarium kanalında biz uzun zamandır Zafer abiyle birlikte biz Star Wars konuşalım, Star Wars konuşalım diye düşünüyorduk. Sonra dedik ki ya Star Wars konuşuyorsak Türkiye'de bu konuda bana göre en yetkin kişi Hasan Yalçın var, Hasan Estağfurullah. abimiz var. Ben sıklıkla senin YouTube sayfana gidip ziyaret eden biriyim abicim. Yani çoğu yerde de aslında hani eksik Teşekkürler. kaldığım ve düşündüğüm yerlerde ben doğru mu düşünüyorum diye şüpheye düştüğüm yerlerde sana başvuruyorum. Teklifimizi kabul edip kanalımıza geldiğin için çok çok teşekkür ederiz Hasan abicim. Estağfurullah, şeref duydum. Ne demek? Vallahi çok mutlu ettin bizi. Ya böyle sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek bir ayrı mutlu ediyor bizi. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Zafer abiyle birlikteyiz. Zafer abiyle ben seni bugün biraz sıkıştıracağız ister istemez. Siz aşağı Hazır yukarı başlayalım. Zafer abiyle biraz yaşıtsınız. Ben sizin bir sonraki jenerasyon olarak biraz daha hani böyle ufak moderasyon yapıp size sorular sorayım. Ama asıl konuk sen olduğun için en çok senden dinlemek istiyoruz Hasan abiciğim. Şimdi Hasan abi belki bilmeyenler vardır, duymayanlar vardır. Düşük ihtimal ama Hasan Yalçın kimdir? Ve bu Star Wars ile ilgili bir içeriğin var. Onu yapmaya ne zaman karar verdin? Onunla kısaca bir bahsedebilir misin Hasan abiciğim? Ya aslında herkesin tahmin ettiğinin aksine ben normal bir çalışma hayatı olan bir plaza adamıyım. Normal, bordrolu. Ben arayüz tasarımcısıyım. Mesleğim arayüz tasarımcılığı. Türkiye'de büyük şirketlerde, büyük organizasyonlarda hep bulundum. Aslında sizin günlük hayatınızda aşina olduğunuz birçok sitenin tasarımı benim elimden geçmiştir yıllar içinde. Ama Star Wars'ta bir daha 8 yaşından bu yana gelen bir artık ne diyeyim aşk gibi bir şey yani vazgeçemiyoruz, atamıyoruz, satamıyoruz da. İnternette tanıştıktan sonra 90'lı yılların sonunda ben bir web sitesi kurdum Star Wars.tr diye. Orada işte Star Wars hayranlarını bir araya getirip forumlar vasıtasıyla aynı zamanda 2500 sayfanın üzerinde Türkçe içerik üreterek insanlara hep böyle hani bildiklerimi paylaşma arzusuyla uzun yıllardır yanıp tutuşan biri olarak sonra site yok oldu ki. 10-12 sene falan yayında kaldıktan sonra. Ondan sonra bir gün Star Wars'la ilgili bir bilgi arıyordum. O sırada da YouTube Akademi Türkiye'ye gidip gelen arkadaşlarım vardı. Orada da onlara söyledikleri YouTube tarafında yani video çekin ve paylaşın. Gerekiyorsa işte ütüyle, tost makinesiyle çekin yine paylaşın diye. Bir şey arıyordum böyle cevabını bulamıyorum. Türkçe içerik olarak bulamadığım bir şey. Ondan sonra neyse yabancı kaynaklarda buldum. Yine o aşk depreşti. Ben oturdum böyle GoPro'yla böyle videolar falan yani komedi niyetine izlenebilir. Bir video paylaştım. Sıfır abone vardı. Eşim bile abone değildi bana yani. Ondan sonra onu paylaştıktan sonra baktım ne güzel yine insanlarla bilgi paylaşmanın verdiği o keyfi tadınca birkaç video daha böyle biraz içerik oluşturup paylaşmaya devam ettim. O sırada da yanlış hatırlamıyorsam Rogue One tam çıkacaktı. O şekilde işte başladı o sıfırdan işte şimdi galiba 52 bin abonelere kadar geldim. Uzun süredir devam eden hafta sonları bir pazar sohbetimiz var. Sadece Star Wars değil hani bilim kurgu ve fantastik dünyaya dair bizim kafadakileri ilgilendiren konularla ilgili de haberler veriyorum. Hani önümüz takvimi bilmek adına. Böyle yarım magazin, tabii Star Wars ağırlıklı. Şimdi işte elimizde yeni bir buradan da duyurmuş olayım ilk defa. Bir Darth Sidious dosyası var. Herhalde 10 bölüm falan olacak. Öyle mi? Bütün hayat hikayesi gibi. Öyle özel dosyalar da içerik üretmeye çalışıyorum. Yardımcı olan bazı arkadaşlarım oluyor tabii. Daha önce web sitesi zamanında da öyleydi. Güzel zamanlarda aslında web sitesindeki o elini taşın altına koyan bütün arkadaşları da buradan sevgiyle almış olayım. Türkiye'de çıkan çoğu Star Wars kitabının çevirisini de onlar yapmıştı. İşi bilen birinin çeviriyi yapması büyük keyif Tabii okuyan ki. açısından. O yüzden Kavramların hani karışması gibi şeyler olabiliyor tabii çoğu tabii zaman. yani bilerek çevrilmesi okuyanı da rahatlatan bir unsur. O tip işlere de imza attık. Ama genelde tabii dışarıdan işte firmalar vesaireler bir grup kostümlü palyaço gibi görse de zaman zaman bu acıları da çeksek de aslında aşkımız yani benim de bireysel olarak meraklısına Türkçe içerik ulaşabileceği Türkçe kendi dilinde içerik üretmekte aslında her zaman. Teşekkür ederim Gayet abicim. Evet. Ya güzel. çok yani 12 sene bir bu şeyi sürdürebilmek bir internet sitesinde ki bu tamamen aslında nereden baksam gönüllülük esası ve yaklaşık yani dediğin üzere yani 10 küsür kişi belki 20 kişiye yaklaşık bir editör kadrosu bir arada. Yani bu gönüllü işi iyi Şöyle bir biliyorsun. şey söyleyeyim. Bilirsiniz beyazperde.com'u falan onların zirvede olduğu zamanlarda biz Altın Örümcek'te sinema kategorisinde birincilik almış bir siteydi yani. Keşke Oralara kapatmasalar.
buralara kadar geldi. Çok zor bir şey. Bayağı benim o altın madalyamdır yani. Gerçekten güzel abi. Ya, emeğin ödüllendirilmesi kadar da güzel bir şey yok gerçekten. Şey konusunda da gelince de ben hiç unutmam. Konseyin bir gün altına biliyorsun her ay Legendaryum, Murat Sönmez ve Umur Tezer bir konsey yapıyorlar. Onun evet, altında evet, çok aklı başında insanlara benziyorsunuz. Nasıl bu kadar zamanı bunu harcarsınız diye sıklıkla ben Disney Plus Türkiye'ye girdi ya şimdi. Tabii bizim için cennet evet. oldu. Star Wars içerikleri tek kalemde gelince. Ben Rebels'ı izlememiştim. Biraz da görmüştüm kanalda. Yani işte çok çocuk işi geliyor falan. Bana onu seyretmem ben falan demiştim. Ama şimdi Mandalorian ve Book of Boba Fett taraflarında falan Ahsoka geliyor bir yandan. Çok referans alıp veren bir seri olduğu için Rebels. Özellikle hani Clone Wars'un falan haricinde. Onu izlemeye başladım. Geçen gün hanım gördü böyle. Yine böyle ya falan dedi. Sıkılmıyor musun? Hiç yani hani yeni bir Star Wars içeriği tüketmekten. Valla dedim işte yani aşkım senden eski. Ne yapayım yapacak bir şeyim yok. Ben şimdi bak sazı alınca da zor veren çok da çelisinde. Estağfurullah. Star Wars Türkiye'ye 1977'de çıktı ama 78 yılında geldi. Ben Star Wars'a TRT'nin siyah beyaz ekranındaki bir kareyle aşık oldum. Oscar ödüllerine tabii adaydı işte görsel efekte vesaire de o yıllarda da. Bu Han Solo'nun Millennium Falcon'la birinci A New Hope filminde Tatooine'den kalkıp böyle kaçtığı bir sahne vardır. Evet. Ben o sahneyi gördüm televizyonda. Ben dedim gidiyorum abi. Ondan sonra annem götürdü beni. 17 defa götürdü. Bu senin ısrarında mı oldu abi yoksa? Yok o da benim gözümdeki ışığı gördü. Bir de tabii o dönemler İstanbul'da filmler çok uzun süre oynardı. 61-62 hafta oynayan filmler vardı. Okumayı yeni sökmüşüm. Kırmızı Kurdele'yi almışım ama okulda. Yetişemiyorum altyazılara. Yetişemediğim altyazılara annem kulağıma okuyup fısıldardı. İstanbul'da Yeni Melek Sineması vardır çok eski. Kadıncağız da tabii doğal olarak rahmetli. O da Star Wars falan oldu. Doğal yollarda. Öyle başladı. Sonrasında ben tabii sanırım ilk filme 42 kere falan izledim sinemada. Oh, maşallah. Ondan sonra işte o böyle hani bir çeşit bağımlılık haline dönüştü herhalde yıllar içinde. Ama tabii o dönem yani 80'li yılların hemen öncesinde yine görece karışık bir dönemde ülke açısından. Hiçbir şeye kolayca ulaşamadığımız bir dönemde çok zihin açıcı. Ben rüyalarımı, hayallerimi beyaz perdede izliyormuş hissine kapılıyordum. Her Star Wars'ı her defasında izledikçe. Daha sonra tabii yaşım büyüdükçe ve o kültüre de biraz hakim olmaya başladıkça iyice depreşti. Öyle devam etti. Aslında tabii filmler kökenli bir kemik hayranlık var bende. Çünkü 2000'li yıllara kadar aşağı yukarı Türkiye'de herhangi bir Star Wars, herhangi bir romanı, işte Türkçeleştirilmiş herhangi bir eseri falan. Yurt dışında öyle değil tabii. Öyle devam etti işte yani. Eski peki abi bir şey soracağım. Lucas'ın sonradan çektiği prolog yani öncesini anlattığı 3 filmi izlediğinde hı-hı. ne hissetmiştin? Bir tutuculuk var mıydı? Yani bunlar olmamış eskiler gibi diye bir serzeniş oldu mu? Orada bütün sihri bozan şeydi benim için. Jar Jar'dı. Jar Jar Binks karakter hı-hı. olarak. Çok mu karikatürize buldun abi? Hayırdır ya nasıl Allah falan oldum. Ama işte George Lucas zekası ona da acayip bir misyon yükleyerek sonraki filmde işte bu senatoda yapılacak oylanmayı ona yükleyerek yine aslında galakside kilit rol bağlamış ona. Öyle kurtuldu. Jar Jar Binks haricinde ikinci üçlemede gördüğüm her şeyden ben çok memnun kaldım. Zaten onun öncesinde de bir hazırlık olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 97'de dijital yeni edisyonları tekrar sinemada gösterime girmişti. Star Wars filmlerinin. A New Hope, Empire Strikes Back ve Return of the Jedi. Üstüne iki yıl sonra da hemen yeniden episode 1 gelince aslında tam kafa devam etmiş gibi oldu. Ben ikinci üçlemeyi severim. Hiç öyle mi? Yok. George Lucas'ın elinden çıkan şeyler bana göre okey ki yer yer onu da eleştirdiğimiz dönemler çok oldu işte. Diyalog yazamıyor dedik bilmem ne dedik ama işte sonraki son üçlemeyi görünce bütün söylediklerimizi geri aldık. Ben şeyi hiç unutmuyorum abi. 40'lı yaşlardaki insanlara 20 yaşındaki gençliğine dönüp bir tavsiye vermek istersen hangi tavsiyeyi verirsin diye bir soru soruyorlar. Arkadaşlarından bir tanesi asla ikinci çekilen üçleme Star Wars üçlemesini seyretme diyor. Aklıma kazınmış çok ciddi tepki vardı o dönemde. Tabii o dönemde tepki oldu yani. Benim de mesela Hasan Hoca gibi ben de ilk sinemada izledim. 78'de izledim ben de. Yani sinemaya gidip izledim ben de. Abimle beraber gitmiştik. Birkaç kere de gittik. Yani şey değil
40 kere falan değil ama 2-3 kere gidip izlemiştik yani arka arkaya. O zaman sinemalar falan da gayet ucuz ve uygundular. Yani böyle de tabii, bir durum tabii. Vardı. Sabah yani. Matinesine giderdik çok evet. ucuz. Hani ve şey ikimiz birden çok sevmiştik zaten. Çok başka bir şeydi. O hiç görmediğimiz bir şeydi Star Wars. Tabii, tabii. Yani ve şey inanılmaz gelmişti bize. O kostümler, uzay araçları, bir açıdan mistik olması falan. Yani kafa gidiyor hakikaten çocuk kafasıyla izleyince. Her şey bir aradaymış gibi falan duruyor. Hı-hı. Müthişti. Ben de mesela ikinci üçlemeyi yani hiç şey yadırgamamıştım. Yani hiç garip gelmemişti hı-hı. bana da. Yani ilk altı çekilen film Lucas'ın olduğu her şey zaten hani şey tabii. Benim için onlar Star Wars. Diğerleri Star Wars kolonyasıyla ıslatılmış şeyler. Hani bir esansı var. Star Wars esansı var diğerlerinde. Ve o Star Wars'un hayranlığından izliyorsun diğerlerini. Yani o görüntüyü görebilmek, kostümü görebilmek, o ambiyansı hissedebilmek. Bunlar için izliyormuşsun gibi geliyor. Yani benim için Star Wars ilk 6 filmdir. Ondan sonrakiler artık onun hatırına izlediğimiz şeylermiş gibi. Evet, evet. Ki son 3 film zaten yani onun hatırına bile çekilecek dert değildi ama gene de izledik tabii. Yani o evet, da ayrı evet. bir şey. İlk Star Wars'ı izlediğimizde aslında bizi bağlayan o dönem. Çünkü o zaman siz hatırlarsınız. Uzay 1999, Uzay Yolu gibi şeyleri biz TRT'de izliyorduk. 2001 Bir Uzay Macerası gibi o zaman evet. tekrar gelmişti Türkiye'ye. Onları da falan sinemada izliyorduk. Orada izlediğimiz hepsinin ortak özelliği bütün kullanılan alet, edevat, çevre, çevresel şeyler, her şey. Sanki ambalajından yeni açılmış ve ilk defa kullanılıyormuş gibi pırıl pırıl ve cilalıydı. Star Wars bize eskimiş uzayı gösterdi. Kirli uzayı yani. Hı-hı. Kırık dökük araçlar, kafası işte boyası düşmüş stormtrooperlar bilmem ne. Bunlar çok ben çekici kıldığını, James Cameron'ın da bu konuda özellikle George Lucas'tan çok ilham aldığını ve böyle bir şey sinemaya armağan ettiği için teşekkür ettiği konuşmaları var. Ben çok şaşırmıştım ve o zaman o açıdan hiç düşünmemiştim. Yani bizi kirli paslı bir yani kullanılmış bir uzayı bize sundu falan gibi bir konuşması var. Ve çok doğru. Belki ondan çok sıcak karşıladık Star Wars. Yoksa başka bilim kurgu eserleri de vardı. Ama her şey jilet gibiydi. The Logan'ın kaçışı vardı. Logan'ın kaçışı. Evet. O çok felsefi temelleri çok olan değişikti. Bir diziydi. Ben çok kanalda onun böyle nostalji bölümü gibi bir bölüm var. Logan'ın kaçışın videosunu eskisini yani eski diziyi anlatan bir video yapmıştım ama kimse izlemez diye. Abi bizim yaş grubumuz. Ben çok severdim. Gibi. Hala da severim. Birçok insan gelip yorum yapıyor. Biz unutmuştuk, hatırladık. İyi ki çekmişsin falan anlatmışsın diye. Çok hoşuma gidiyor. O da çok özeldi. Evet. O hatta Logan'ın kaçışı yeniden çekilecekti 2 sene kadar önce falan. Ama işte annemi araya girdi. Ama her an gelebilir bir yerden. Konu bulamıyorlar çünkü bu ara. Çekici olan şeylerden biri de sanırım şeydi. Hasan Hoca'nın bahsettiği gibi hani o eskilik bilmem ne. Bir de şey hikayesi. Yani pilotun kokpiti bırakıp gidip kaynak makinesiyle ışık şeyini tamir etmesi. Işıkına çıkma makinesini tamir etmesi. Elinde levyeyi vurarak tamir etmesi. Hani televizyona vurarak görüntünün düzelmesi gibi falan. Çok gerçekti. Yani çok şeydi yani bizim tabii. çevremizden gördüğümüz tamir şekilleriydi. Sanayiye gitmek gibi bir şeydi yani. Ama uzaydasın yani. Ama sanayi gibi tamir ediliyor evet. her şey. Yok, kaynak makinesi hiç bitmez. Öyle bir şey görmemiştik. Evet işte. Görmemiştik. Böyle her şey jilet gibi pırıl pırıl yeni ambalajından açılmış gibi bozulmaz, arıza yapmaz, her şey düzgün çalışır uzayda falan gibi bir hissiyatı alıp böyle işte bir kullanılmışlık şeyine getirince bayağı çekici olmuştu benim çocukluğumda. Nasıl biliyor musun abi? Ben de aklıma şu geldi. Biz de yakın zamanda 3-4 ay önce Umur'la Alien serisi üzerine konuşmuştuk. Ya çok benzer bir şekilde ben de Ridley Scott'ın orada yaptığı yani uzay gemisinin içerisinden her taraftan kabloların geçmesi ki biliyorsun evet, açılış evet. sekansı bir yaklaşık 1,5-2 dakikalık bir açılış sekansı vardır kapsülden uyanıncaya kadar bütün karakterlerin. Abi. Bütün gemiyi tanıtır, teknolojisini tanıtır falan filan. Janr olarak çok farklı bir janr olsa da ben de bir uzay gemisinin işte aynı his aldığın çok ender başka filmdir. Yani uzay gemisini görüyorsun ve her tarafında o mühendisliğin aslında o kadar da ileri olmadığını ama evet, bir şekilde de uzayda gittiğin hissi var. Aynı şeyi düşünüyordum. Devamında da James Cameron devamına getirdi evet. o işi. O işte George Lucas'ın armağanı gibi düşünelim yani. Evet evet. Zaten şey devlet onur ödülü gibi bir şey veriyorlar Amerika'da. Orada bir Steven Spielberg çıkıp bir konuşma yapıyor George Lucas için. Sinemayı nasıl değiştirdiği üzerine. Yani tabii. sadece anlatım biçimleri ya da işte yönetmenlik biçimleri
biçimi değil. Aynı zamanda getirdi işte ILM'le, görsel efektlerin yapılışıyla, motor kameranın kullanılmasıyla bir sürü yenilikten bahsediliyor ki hakikaten çığır açan bir adam olduğu çok açık. O yüzden şimdi sana şu soruyu sorayım abi, sen George Lucas'ı nasıl bilirsin? İyi bilirim. Hemen deminkine ek olarak bilgiyi ekleyeyim. Her Star Wars filmi için Panavision yeni bir kamera teknolojisi geliştirmiştir. Bu G.G. Abrams'ın en son çektiklerinde de geçerli olmak üzere. Yani her Star Wars filmi aslında bir sinema devrimine imza atmış. Eser aynı zamanda teknolojik anlamda. George Lucas'ın elbette ki melekeleri ve çevresindeki yapımcı grubunun yetenekleri çok yüksek. Çok detaycılar, çok akıllılar. Yani bozuk floresan lambasıyla işte bozuk elektrik sigortasının da işin kılıcı ya da TIE Fighter sesi çıkarmak. Görmüşsünüzdür belgesellerde boş bir otoparkta arabalarla drift yapıp böyle el frenini çekip fren yaptırıp oradan çıkan seslerle TIE Fighter'ların sesini. Bu ikinci üçlemede, sonradan gelen üçlemede işte ne bileyim Padme'nin yatak odasını basan tırtılların sesini hala stüdyoda portakalın içine elini kazıyarak ses çıkararak. Yani hep yaratıcılık ve doğallık üzerine. Aynı zamanda teknolojik olarak da işte dediğim gibi bütün Star Wars filmleri için hep Panavision yeni bir sinema teknolojisi geliştirip yeni kameralar üreterek sinema teknolojisine de vizyonuna da yön veren eserler olmuş her zaman. Bunun yanında George Lucas'ın tabii Industrial Light and Magic gibi yakında Disney Plus'ta bir bununla ilgili bir belgesel yayınlanacak. Çok önemli bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Mutlaka izlemeliyiz hepimiz. Bütün bugüne kadar işte Terminatörlerden Alien'lara, Star Trek'lerden şeylere bütün görsel efektlerin altında imzası olan bir şirket. Skywalker Sound var. Ses teknolojilerinde çağ atlatmış 90'lı yıllarda sinemaya. Yani George Lucas ve alfası mı diyelim, Star Wars'u üretmekle kalmayıp dünyadaki bütün sinema sektörüne ve kültürüne acayip katkıları var yani teknolojik anlamda da. Bu arada George Lucas'taki hayvani hayal gücünü de buradan da tekrar tebrik ederim. Adam bize 1978 yılında Klon Savaşları diye bir şeyden bahsetti. Evet. Biz evet, eve gidip 10 gün düşündük Klon Savaşları, Klon terimi bizim literatürümüzde 2000'lerden sonra falan evet, sıklıklar. O çok meşhur. 90'ların sonları bir de şey çok meşhur. Dolly vardı. Neydi abi? Dolly klon. O zamana kadar klon lafını duymamıştık. Adam bize 78'de söyledi. Kesinlikle. Yani o tarafını da unutmayalım. O yüzden her daim saygı duyulması bir adam. George Lucas'ı iyi bilirim. George Lucas'ı zamanında çok gömdük özellikle ikinci üçlemede. İşte bu adam doğrudur diyalog yazamıyordu. Bir şey dedik, bu dedik. Ama şimdi yeni çıkan işleri gördüğümüzde adamın kıymetini anlamaya başladık. Şöyle de bir şey var. Ben şunu da anlıyorum ve kanıksamaya çalışıyorum. Tabii ki jenerasyonlar değişiyor. Ben yaşlandım yani. Hepimiz yaşlanıyoruz. Daha farklı bir dil, daha farklı bir hikaye üzerinden anlatılmasını yanlış bulmuyorum Star Wars. Belki ortada kaynak bir hikaye var. Eğer bunun ayarlarıyla çok oynayıp kendi DNA'sına hakaret edecek içerikler üretirseniz de bu sefer sıkıntı oluyor. Yani biliyorsunuz işte hem dizilerde hem filmlerde Writers Room diye bir yazarlar odası vardır. Son filmin Rise of Skywalker'ın sonudur. Evet, Skywalker'ın yükselişiydi, doğru. Onun yazarlar odasından çekilmiş bir fotoğraf gördüm. Hani var birkaç yazar içlerinde ama böyle 19-20 yaşında teenage oraya doldurulmuş. Ondan sonra oradan çıkan işler tabii sıkıntılı oluyor yani. George Lucas'ın detaycı bakış açısını yakalaması herhangi birinin mümkün değil. Benim George Lucas'a tek kızgınlığım 3. üçlemeyi çekmemesi. 3. üçlemeyi çekmesiyle ilgili kendisine sorulduğunda söylediği her üçleme benim hayatımdan bir 10 yıl yiyor. Bunun için verecek bir 10 yılım yok dedi. Karıyı boşadı. Başka bir hanımla evlendi. Şeyi de sattı Lucas filmi. Parayı da yine sinemanın geliştirilmesine ve fonlara yatırdı. Yani çok da yardımsever biri. Parayı da yemedi yani. Ben hayatımı yaşayacağım dedi. Tabii ki buna saygı duyuyorum ama hani yıllar içinde özellikle sonradan ortaya çıkan Disney'e Lucas filmle birlikte verdiği taslaklardan öğrendiğimiz kadarıyla 3. üçleme tabii ki çok farklı bir şey olacaktı. Hikaye anlamında. Onun çekmemesine biraz dargınım yani. Onu da çekebilirdi. Sonra işte üniversitelerdeki söyleşilerde falan bu yeni Star Wars'lar Star Wars değil demeyeceğim. Değil. Yoksa George Lucas iyi. George Lucas çok yaratıcı, çok vizyoner. Aslında anlattığı hikayelerde de Star Wars genel olarak iyiyle kötünün savaşı aslında. Siyahla beyazın karşılaşması. Bunu da tabii daha önce kendi hayranı olduğu işte ünlü sinemacılarla, yönetmenlerden aldıkları, esinlendiği işte Japon tarihi vesaire gibi samuraylar, şunlar bunlar bir sürü
sadece onlar değil, bir sürü şey var Star Wars'un içinde. Onları çok iyi sentezleyip aslında ortalama bir hikaye üzerine yarattığı büyük bir uzay yaparız. Günün sonunda evet. Siyahla beyazın çatışması, iyilikle kötülüğü. Gri tonlamasını da çok güzel yapıyor. Yani arada kalan, evet net ve iyi kötüler tabii. Var ama aradaki gri tonlar da çok başarılı bence. Yani her yönetmen ve her hikaye anlatıcısı bu gri tarafları çok fazla ön plana çıkartamıyor. Tabii. Yani kendi içinde soruları sormana sebep olmuyor çoğu kişi. Her şey çok net yani izleyiciye çok şey bırakmayan anlatımlar da çok fazla Amerika'da biliyorsun yani. Sanki aptala anlatır gibi anlatıyorlar ya çoğu şeyi. Lucas bu anlamda hakikaten gri bölgeleri de çok güzel tutan bir adam diye düşünüyorum. Anakin'in hikayesinin evrilme şekli beni hep tabii. Derinden etkilemiştir mesela. Tabii tabii. %100 katılıyorum. Tabii bireylerin yani hikayenin içindeki kahramanların diyelim işte değişimleri, karakter değişimleri, hikayeleri bir yana bir de galaktik olarak politik ve siyasi bir altyapı da var ki günümüz dünyasına çok yakın. Zaten ikinci üçlemeyi yazarken benim bir izlediğim belgesel var. İşte Skywalker çiftliğinde çıkıyor çatı arasına yazmaya başlayacak senaryoyu. Aldığı kitap bir dünya tarihi, iki birinci dünya savaşı bu kadar ciltler, üç ikinci dünya savaşı. Onların hepsini üst üste dedi. Başlıyor. Aslında çok aşina olduğumuz konular yani Star Wars'ta gördüğümüz şeyler. Dünya tarihine de çok paralellikler olan hikayeler ki zaman zaman bazıları biz bunu Star Wars'ta görmüştük dediğimiz siyasi atmosferlere de girip çıkıyoruz zaman zaman. Hem kendi ülkemizde hem dünyada. Yani bize yabancı şeyler değil ama sağlam bir politik ve siyasi altyapısı da olan bir hikaye. Aynı doğru. Zamanda karakter gelişimlerinin haricinde. O yüzden aslında bütün hikayeyi biraz da işte değerli kılıyor tabii. Bu hikayelerin derinliği aslında bu Expanded Universe dediğimiz galiba o konuya da geleceğiz. Hatta gelmiş evet, olduk abi. Belki de. Filmlerin dışında yer alan işte kitapların, çizgi romanların, diğer basılı materyallerin, varsa animasyonların falan kabul edildiği bir bölge var. Expanded Universe, genişletilmiş evren diye tabir edilen. Orada daha derinlemesine hikayeler var mevcut tabii. Özellikle galaksideki karakterlerin dışındaki bütün yaşam biçimlerine dair, işte o siyasete, politikaya vesaireye dair onlarla birlikte besleyince karşımıza bayağı kanlı canlı bir hikaye çıkıyor aslında. Ama tabii şöyle de bir şey var. Disney satın aldıktan sonra Expanded Universe tamamen reddetti. Kendisi ayırdı Canon ve Legends diye iki parçaya. Canon'un içine kendi çektiği filmleri ve bugüne kadar çektiğimiz sinema filmlerini aldı. Hasan abi yani şu Canon dediğimizi bir hani filmlerle açıklayıp söylersen belki bilmeyen izleyiciler de şey Canon anlamış olur. Canon dediğimiz 4, 5, 6, 1, 2, 3 ve 7, 8, 9 yani. Filmlerin tamamını aldılar. Clone Wars'u aldılar yanlış hatırlamıyorsam animasyonunu. Hı hı. Onun dışındaki hemen her şeyi dışarıda Legends, bıraktılar. Legends dedikleri yere Legends aldılar. Olarak Legends deyip dışarıya aldılar. Yani bundan önce yayınlanmış bir sürü şeyi ve kanon geçerli sayıldığı için Legends da bizim daha önceki hikayeler, yaşanmışlıklar yok oldu bir anda. Ve Disney'in yaptığı ilk filmin yayınlanmasından sonra da kanon eserler ortaya çıkmaya başladı. Nedir işte onlar? İşte romanlar vesaireler, çizgi romanlar çıkmaya başladı. Onlar kanon sayılmaya başladı. Legends'a dahil olmadılar. Ama şimdi şöyle bir sıkışıklık oldu. Birazcık şeyi tükettiler tabii hikayeyi. Çok geniş kapsamlı olan bir hikaye. Star Wars birçok yerden hani galakside birbirini tutan bağlar var. Bu sefer öyle olunca tekrar Legends'dan yok saydıkları bir takım içerikleri kanon içine çekmeye başladılar. İşte nedir? Amiral Thrawn'un hikayelerini aldılar. Rebels'da Ahsoka'ya dahil olacak bilmem neye falan filan. Oradan işte başka bir karakteri çekiyorlar. Buradan başka bir olayı çekiyorlar. Yavaş yavaş tekrar aslında bizim o eski Expanded Universe ki o hikayeler muazzamdır. Tekrar kanon içine yavaş yavaş çekilmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bunun farklı örneklerini de göreceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. George Lucas'la da bağlantılı olarak Expanded Universe'un bu kadar değerli olmasının sebebi aslında George Lucas'ın bir yandan da detaycılığı. Çünkü her şeye kendi karar veriyor. Yani bütün işte çizgi romanlar, bilgisayar oyunları vesaire mutlaka onun bir onayından geçmeden piyasaya sürülmediği için romanlar vesaire. Bu hikaye devamlılık departmanları var şimdi. Marvel'da da var. Star Wars için de var. Oradaki timeline'i patlatmamak için uğraşan tabii bir sürü içerik üretilince. Abi o zaman Obi-Wan'ı nereye koyacağız? Obi-Wan'ı şimdi birazdan koyacağız. O timeline'ları patlatmamak için hikaye devamlılık departmanları var. Aslında George Lucas o departmanın bizzat kendisiydi uzun yıllar. Mesela Darth Maul için yapılan konsept çalışmaları bir seçişi var. Diyor.
videoları var. Yani çok acayip. Şimdi tabii storyboardlar hazırlanıyor ya filmler çekimlerinden önce. Evet. İşte onlarda artık adam şey otomatiğe bağlamış. Elinde bir tane şey var. Böyle damga. Üstünde approved yazıyor. Böyle geçiyor şeyin karşısına. Çat 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 damgalaya damgalaya gidiyor. Olmayanlar ve atıyorlar falan. Yoda biliyorsunuz episode 2'den sonra dijital oldu ya. Evet. Evet. Daha önceki Yoda'ların üzerine dijitalleştirerek test çekimleri yapıyorlar. Episode 2 daha çekilmeden. Çünkü hani kukla gibi olması lazım ya hareketlerin, eskiden kuklaydı. Birdenbire böyle çok dijital akıcı bir şeye geçince bu sefer bütünlüğü bozacak diye. O çalışmalardan birinde kafası karışıyor 3D artistlerinin. Bir tane onların şefi var. Koşa koşa Lucas'a gidiyor. Çalıyor kapısını, giriyor içeri. Diyor ki Lucas Bey merhaba. Çok acil bir şey sormam lazım. Buyur diyor. Ya Yoda'nın kan rengi nedir? Hayda. Adam diyor ki hiç düşünmedim. Çünkü deriye rengini veren kandır aslında. Yeşildir herhalde diyor. Bak her şey. Detaya bak. Onu hiç düşünmemiştim diyor. Yeşildir, yeşil. Siz onu öyle yapın deyip öyle gidiyor. Yani en ufak detayda bile kendisine soruluyor. Kendisinin cevabını bilmediği sorular bile kendisine soruluyor. Ve inanılmaz hakim. Tabii onun bu efsaneyi satması, olaydan kopması büyük bir sarsıntıya sebep oldu bütün hikayede. Çünkü George Lucas dediğiniz adam sadece işte Tatooine'de arkadan yürüyen çekiç kafalı uzaylının öyle bir şey olmasını isteyen adam değil. O uzaylının nasıl beslendiği, nasıl bir hayat yaşadığı, nasıl sosyal ilişkileri olduğunu da düşünen bir adam. Sindirim sisteminin nasıl çalıştığını da sorduğunuz zaman cevap veren bir adam. O yüzden kendisi üçüncü üçlemeyi çekse iyi olurdu. Soruyu yedik bu arada. Son soru neydi? Abi yok şey aradan artık akıyoruz gidiyoruz abi. Orada hiç sıkıntı yok. Ben şey yani genel anlamda bütün bu 9 filmlik serinin zaten kanon olduğu konusunda kafama oturdu. Clone Wars da kanonun içinde. Ama geri kalan mesela Rogue One gibi, Han Solo gibi filmler Expanded Universe olarak. İçinde. Onlar da kanon. Onun içinde. Tabii Disney'in yaptığı bütün içerikler kanon. Artık o hepsi kanon kabul ediliyor. Bu saatten sonra tabii çıkan her şey kanon. Sorun öncekiler Disney için. Aslında kendi istedikleri yere götürmeye çalışıyorlar. O yüzden kılıfına uydurma çalışma gibi bir şey anladım. Tabii. Doğru mu anlıyorum? Ya şöyle bir şey var. Şunu da kabul edelim ki yani çok da yani gömüyoruz ediyoruz tabii eski fan bilmem ne falan ama evren de çok büyüdü yani. Bir yerden yeniden düzenlenmesi gerekiyor. O dönemlerde işte 70'lerde 80'lerde anlatılan şeyler. Ya biz Alien'ın gidelim. Alien Covenant geleceği zaman alnımla dedik ki biz bir maraton yapalım. Alien, Aliens, işte Alien 3, 4 ve Prometheus'u izleyelim. İlk Alien benim için devrimseldi. Beşiktaş'ta Mıstık Sineması'nda seyretmiştim. Şu kadar çocuktum. Ben eve gittim. Allah'ım ne izledim dedim ben ya. Yani. O zamanın dili, anlatısı, hikaye akışı, hikayenin içindeki faktörler öyle. Çok daha farklıydı. Günümüze adapte olması zor olan şeyler. Uyuyakaldık izlerken. Doğal olarak bir evrim geçirmesi gerekiyor hikayenin. Yani Star Wars tabii ki yeni bir dille, yeni jenerasyona farklı şekilde anlatılacak. Ama işte onu anlatırken de köklerine saygı duyması gerekiyor. Ya biz sildik işte Expanded Universe'ı. Attık abi çöpe. Bundan sonra her şey kanondur bizim yaptığımız deyince. Bu sefer çakışmalar oluyor. Karşıda garip grup içerikler çıkıyor. Ya son üçlemeyi zaten hiç konuşmuyorum da. Ama mesela Obi-Wan'da falan da yaşadık. Mesela Mandalorian'da yaşamadık ama. Evet abi onu soracaktım ben mesela. Dave Filoni ile Jon Favreau. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Sanki evrene hakimler gibi hissettiriyorlar. Öyle değil mi abi? Hakimiyetlerini biliyorum ama çok iyi özümsediklerini düşünüyorum. Ben Dave Filoni'yi hiç sevmem bu arada. Ama herif kendini sevdirdi. Yani. Sen kimsin diyeceğim o şimdi yani. Bana kendini sevdirdi yani. Çünkü onun yani... animasyonlar tarafındaki bazı şeylerini çok çocukça buluyordum. Yani şöyle bir şey. Çocukça derken yani çocukça başlıyor. Adult kafasına geçiyor bir anda. Ondan sonra tekrar böyle abuksuluk çocukça. Yani Rebels öyle bir dizi mesela ama şimdi izledikçe benim de hoşuma gitmeye başladı. Çünkü orada da böyle yine adult hikayelere aslında biraz yürümeye başladı. Aslında Clone Wars bayağı artı 18 falan bir animasyon serisi. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Çocuğun izleyecek bir şey değil yani. Ama her ikisi de özellikle Jon Favreau beni hayret ettirdi. Star Wars'un köklerine bu kadar bağlı. Ben her zaman söylüyorum kendi videolarımda da. Mandalorian'a bakalım şimdi. Mandalorian'da ne var? Konu desen yok.
Diyalog yok, senaryo yok. Hikaye Grogu var, lay lay. Evet. Ama böyle ağzımız açık izliyorduk yani. Öyle içine easter egg'ler koyuyor, geçmişten referanslar alıyor orijinal Star Wars'lardan. Geleceğe referanslar veriyor. O kadar iyi onu aynı pencerede kaynatıp çorbayı öyle güzel pişiriyor ki adam. İçinde de varmış adamın. Bir de şöyle bir şey var tabii. Dave Filoni, John Favreau dediğin adamlar, bunlar paso George Lucas'ın çiftliğine takılıyorlar. İşte beraber böğürtlenmiyorlar, yemek pişiriyor falan. Bütün gün beraberler. Mandalorian setinden çıkmıyor George Lucas. Abi ben onu gördüm. Grogu'yu şey yapmışlardı, böyle kucağına vermişler değil mi? İlk sezonda da oradaydı. Onu gördüm. O da dedim ki ya tamam dedim. Yani burada biraz içine sinmiş. Çünkü diğer taraflarda hiç görmedik Lucas. Bu ya ki... ben bir şey soracağım Hasan hocama. Hocam ben izlediğim kadarıyla şöyle bir şey diyorum. Yani bizim kanalda da Star Wars meraklısı çok fazla kişi var yani. Hatta bizim moderatörlerden biri Abdullah. Yani bayağı ciddi fanı. Niki Obi-Wan olan bir arkadaşımız var falan. Hani bayağı seviyor çocuklarda. Diyorlar hani Star Wars nasıl bir şey? Diyorum ki yani Star Wars tam 1001 parçalı bir puzzle ama öyle güzel birleştirilmiş ki muhteşem gözüküyor. Her şeyden biraz var. Ama bu karman çorman bir şeye dönüştürülmemiş. O kadar güzel olmuş ki bu. Yani harika bir şeye dönüştürülmüş. İşte Japonya mitlerinden alınmış, kuzeyden alınmış, nazizmden alınmış, Doom'dan alınmış, fantastik edebiyattan alınmış falan. Hep bir şeylerden alınmış. Ama bunların hiçbiri ayrı ayrı durmuyor. Hepsi müthiş bir bütünlükte duruyor. O yüzden de insana fark etmediği ama sürekli tanıdığı bir şeye rastlatıyor. Ha, illa göndermeyi hatırlaman gerekmiyor. Ama biliyorsun yani onu, o bildiğin bir şeyi görüyorsun falan ve tabii, büyük hayranlık oluşturuyor. Şimdi George Lucas'ın bence yani dehası da bu kolajı müthiş bir şekilde yapmış olması. Lucas'ın olmadığı zaman bu kolajı anlayabilecek ikinci bir adamın olmaması asıl sorun herhalde. Çünkü o biliyor referanslarını. Tek başına bu şeyi bütünlüğü sağlıyor. Tamam sinema 300-500 kişiyle çekiliyor ama çerçeveyi çizen adam bu adam. Yani bu hikayeyi tabii, bilen tabii, nedenlerini bilen adam bu adam. Şimdi Lucas işin içinde olmadığı zaman ben ilk hani satım dediğinde de hep ondan korkmuştum. Abi bu puzzle'ı, bu bin bir parçayı aynı şekilde görebilecek bir ikinci adam var mı? Böyle birisi var mı? Öyle bir adam vardı. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam James McCallum vardı. Yardımcı yapımcı. Hep beraber yaptılar bütün filmleri. İşte zaten sesçileri, görsel efektçileri hep aynıydı yıllar içinde. İlk 6 filmde ama McCallum önemli bir figürdü. O satıştan sonra George Lucas'tan ayrıldı. Ben bir araştırmıştım. Sinemayla ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Yani küsmüş adam yani. Küsmüş yani. Yani sektöre küsmüş, artık yapmam bundan sonra fazlası gibi bir küskünlükten bahsediyor. Yani öyle bir küskünlük var mı bilmiyorum ama yani öyle de gözüküyor bir yandan. Yani çünkü genelde duramayıp bir şeyler yapıyor insanlar. Bu hiç abi. Bu evinde eşiyle takılıyorlar falan yani. O çok değerliydi. Ben İngiltere'de Star Wars'un 40. yıl etkinliklerine, Celebration'a gitmiştim. Orada da karşılaşmış, azıcık konuşmuştum kendisiyle. Çok kıymetli biri. Yani Star Wars'un mirasını ileriki yıllara George Lucas'tan sonra yaş olarak da daha genç olduğu için taşıyabilecek biriydi. Olmadı. Kathleen Kennedy mevzuna gelecek olursak meşhur. Evet abi oraya gelelim. Hakikaten. Bilmeyenler için Lucas Film Başkanı ve Star Wars franchise'ın tekrar sorayım o zaman abi. Kathleen Kennedy'yi nasıl bilirsin? Yani manyak karı. Şimdi şöyle, George Lucas Disney'e satarken Lucas filmi tek bir şartı vardı. Kathleen Kennedy ile birlikte alacaksınız. Çünkü bu mirası Kathleen Kennedy uzun yıllardır George Lucas'la birlikte. Star Wars'un ikinci üçlemesi, ilk üçlemesi vesaire oranların hepsinin bir yerlere gelmesine hep katkısı olmuş. Lucas film şirketine hep katkıda bulunmuş. Yani aslında çok iyi bir sinemacı abi. Çok bilinen bir prodüktör aynı zamanda. Eşi kendinden daha çok bilinen, şimdi ismini hatırlamıyorum. Bir sürü filme yatırım yapmış, onların gişede zirveye çıkmasını sağlamış önemli bir sinemacı eşi de. Yani Hollywood'daki piyasaları çok iyi karı koca. George Lucas'ı Kathleen Kennedy ile birlikte alacaksınız, yoksa satmam. Çünkü o işte bu mirası ileriye taşıyacak olan figür odur deyince biz iyi dedik. Yani Disney alıp bunu hani Vak amcaya çevirmeyecek. En azından Lucas'ın içinden yıllardır George Lucas'ın birinci asistanlığını yapan biriyle birlikte geçtiği için Disney'e biz yani daha düzgün güzel içerikler izleyeceğiz dedik. Abi hatun manyak çıktı. Hatun deli, hatun ego, mego artık yemiş bütün çıkarmış yani. Sürekli senarist kovuyor, aktör kovuyor, siliyor, baştan yaptırıyor. Yani mesela Han Solo filmiyle ilgili bir tek film çekildi ya, evet. Star Wars Story. Orada şimdi yönetmen, iki tane yönetmen var. Genellikle böyle hafif böyle komedivari işler yapmışlar daha önce. Onları
var tabii. Çünkü Han Solo'nun eğlenceli ve görece de bir tık komik olmasını planlıyorlardı. Hani Han Solo da çok eğlenceli bir karakter dedi. Yani film çekimleri başladı. Hatun geldi. Siz gereğinden fazla komik yapıyorsunuz bu filmi diyeyim. Oh. Şey kovdu ikisini de. Hayda filmi Ron Howard'a verdiler. Ron Howard'a verdiler. İşte geri kalanın sen dediler ki baba sen bunu bunlar çok cıvıttılar sen ciddi yap. Ama sen cıvıt bir film istediğin için adamlar cıvıttılar ya. Yani. Kadın böyle akşam eve gidiyor kahvesini içerken aklına bir şey geliyor. Sabah gelip yönetmen kovuyor. Sabah gelip senarist koyuyor. Obi-Wan niye kötü? Obi-Wan'ın iyi olma ihtimali hani biz hep diledik inşallah maşallah. İyi olma ihtimali yoktu. Üç kere kovuldu senarist. Bir tanesi yazdı onu kovdular. Bir tane daha geldi yazdı onu kovdular. Son gelene de bu eldekileri topla dediler. Yani kadında böyle bir rahatsızlık var. Sürekli acayip kararlar alıyor. Obi-Wan film olacaktı. Hadi 6 bölümlük mini seriye çevirdiler bilmem ne. Yani garip grup olaylar. Hatun sürekli böyle bireysel kararlar alıyor. Sadece her nasılsa Dave Filoni ve Jon Favreau tayfasına bulaşamıyor. Ya bulaşmıyor ya bulaşamıyor. George Lucas bu arada duruyor diyorsun abi. Bilmiyorum. Belki psikolojik olarak öyle bir şey olabilir. Hani çok da oraları tahlil edecek şeyimiz yok ama. Tamam veri yok da ben öyle bir şey geliyor aklıma. O yüzden söylemişsiniz. Peki nasıl söyleyeyim? Disney CEO'su Lucas filmini satın alım döneminde ki olan olayları bir kitap yazdı. İçinde yazdı. Ondan sonra herifin CEO'luğu bitiyordu. Emekli oluyordu. Sonra uzattılar. Emekli oluyor diyor. Kitabı yazmıştı ama ona rağmen uzattılar. Yani George Lucas'la olan şey, George Lucas bunlara Lucas filmi satarken ekstra ufak bir cüzi bir miktar karşılığında sonraki üçlemenin taslaklarını da satayım size. Tamam diyorlar biz alalım. Birkaç toplantı yapıyorlar Skywalker çiftliğinde ve George Lucas'ın hazırladığı taslaklar üzerinden çekilmesi planlanıyor üçüncü üçleme. Hatta George Lucas çok bozuk o yüzden Disney. Tamamen farklı bir şey çekiyorlar. Kyle O'Reilly'ler bilmem neler geliyor. Normaldeki hikaye şeydi. İmparator geliyor evet ama böyle saçma bir şekilde değil. Burada işte snok falan saçmalıkları. Son filmde ne gördük abi? Kavanozlar dolusu snok var. Çıkarıp çıkarıp herif First Order kuruyor. İmparator dönüyor başka bir bedende. Zaten Force'un yani gücün özelliklerinden biri Darkseid tarafında. Başka bir bedende yeniden canlanma. Ve imparatorluğu yeniden eskisinden daha güçlü bir hale getiriyor. Çok acayip aletler, edevatlar kullanıyor. Gezegen yok ediciler vesaire. Büyük bir korku imparatorluğu kuruluyor. Tekrar hasıl oluyor galaksiye. O sırada Luke baş düşmanı Mara Jade'le evleniyor. Çocukları oluyor. Han Solo ile Leia evleniyor. Çocukları oluyor. Çok büyük Jedi oluyor. Bunlar Jedi Akademisi'ni yeniden kuruyorlar. Luke evlenirken Jedi'ler evlenmez. Bütün Jedi'ların kılıçları altından geçiyor bilmem ne. Böyle hikayeler var yani devamında. Çok bunları attılar iyi. Abi. Biz Rey Skywalker. Ya abi Kylo Ren'in dönüşümü hiçbir şey anlaşılmıyor. Kylo Ren'in dönüşümü zaten yani hiç geçmiyor zaten. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani orada karakterler dönüşmüyor abi. Çok yüzeysel. Yüzeyde kalıp geçiyor. Tabii. Hikaye derinleşmiyor. Şu senin söylediklerin bambaşka şeyler. Ya bir de yani, ben şu şeyi de anlayamıyorum Hasan abi. Ya bu cesaret nereden geliyor arkadaş? Yani ya yapan adam orada sana taslak vermiş. Ya ben daha iyiyim demek nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Ama yani artık jenerasyon değişiyor yani. Sokağa çıktığında da çok farklı değil yani. Ama işte hep sonu hayal kırıklığı. Yani biz bunları normal işte iş hayatımızda falan da yaşıyoruz. Yani çocuk diyor ki ben uçuyorum, kaçıyorum. CV'yi getiriyor. İşte gidiyor, işe başlıyor. Bir tane görev veriyorsun kendisine. Hatta İbrahim son derece başarısız oluyor. Ve bunun yüzüne söylediğin zaman yıkılıyor. Kimse hayatında ona söylememiş kötü olduğunu mesela. Bütün dünya başına yıkılıyor ve travmaya giriyor. Yani bu garip bir özgüven durumu var. Bu bütün dünyadaki yeni jenerasyonlar için geçerli. Tahmin ediyorum bu içeriklerin üretilmesinde de benzer bir sorun yaşanıyor yani. Korkunç bir özgüvenle yazılmış. Ya hallederiz abiyle yazılmış. Mevzular gibi geliyor bana. Bu beni sinir ediyor. Bu diğer içeriklerde işte Rogue One'da hazmettik. Rogue One da çok büyük bir tecavüze uğramış bir film. Rogue One çok iyi bir film olacakken yine Kathleen Kennedy'nin garip grup istekleri, filmin %40'ının hikayesinin beğenmediği için baştan çekilmesi, kurgusunun tamamen bozulması, kurgu konusunda daha önce Oscar ödülü almış Tony Gilroy'u en son yalvar yakar getirmeleri, abi bu filmi sıçtık batırıp toplasan vizyona girecek diye. Bir filmin fragmanı değişir mi? Ya Rogue One'ın ilk fragmanını izleyin, ikinci fragmanını izleyin. Ooo!
Biri Şam'ı anlatıyor, biri Bağdat. Alakası yok birbiriyle. Komple hikaye demişti. Niye? Teyzem bunu bilmiyoruz. İstemedi. Ona ya rağmen Rogue One kötü bir film değil. Değil. Evet, evet abi onu diyecektim. Yani son yıllarda yapılan en iyisi herhalde. Yani son üçleme Han Solo falan arasındaki en iyi film. Rogue One. Tabii. Han Solo çok kötü film ya. Vay. Evet abi. En az izledim Star Wars filmi. Ya ben yarısında koptum yani hiç şey yapamadım. Han Solo şu an ne anlatıyor inan hatırlamıyorum bile abi. Han Solo'da da kanonun içinden geçtiler. Çünkü şimdi kanon olarak kabul ettikleri işte Clone Wars'ta bilmem neydi. Han Solo'nun Chewbacca ile tanışması, bu işte Kessel madenlerinde falan çalıştırılan Wookiee'ler bilmem ne işte onun ailesini kullanıyor. O da ona hayat borçlu oluyor falan diye başlayan hikaye. E gitti işte imparatorluğun kafesinde tanıştık gibi oldu yani. Doğru hatırlıyorum. Obi-Wan'da da senaristlere soruyorlar şimdi. Daha yeni çok taze olduğu için söylüyorum. Biz kanonu hiç bozmadık abi. Hiçbir şey, bir fiske değmedi falan diyor. Ulan ne yaptın kanonun içinden geçtin komple. Aynen. Elim ayağım. Ya abi hakikaten nasıl kanona dokunmadık? O zaman biz ya başka bir şey izledik herhalde. Bilmiyorum. İşte abi bozuluyor. Şey teknolojisi de çok gelişti ya deepfake falan. Yani artık nerede seyrede dinlemeyecek seviyeye geliyor. Ya ilk üçlemeyi de baştan çeksinler abi. Ortam rahatlasın. Ne istiyorlarsa öyle çeksinler. Bir de özleri izleyelim yani. Onu da silip kanon artık bu desinler diyorsun. Şimdi bazı şeyler bozamayacağınız şeyler var şimdi. Obi-Wan'ı izlediğimizde yani bazı şeyler kutsal abi. Bazı şeyler kırmızı çizgi yani. Bir de genel hikaye arkını bozamazsın yani. Ya şimdi Leia'yı Allah aşkına anlatın ya. Leia'nın ne oldu abi, hafıza mı silinecek? Çünkü Leia o Ben Kenobi diye birini tanımıyor şeklinde R2-D2 üzerinden mesaj oluyor. A New Hope'da. Evet. Babamla klon savaşlarında savaşmışsınız falan diye. Sonuçta Leia'yı ne yaptılar abi? Şimdi nasıl bağlanacak o hikaye? Normalde Obi-Wan'la Darth Vader'ın görüşmemiş olmaları gerekiyordu. Onu nasıl bağlayacağım? O da ayrı. Darth Vader'ın karakterizasyonuyla ilgili zaten duman ettin hikayeyi. Evet, o çok kötü oldu. Yani Darth Vader öyle biri değil yani. Darth Vader biliyor. Tam çok güçlü. Gücünü gösterdi. Bazı yerler etkileyiciydi. Bazı gördüğümüz şeyler şüphesiz etkileyiciydi. Yani her şeyden de gömmüyorum ama daha makul bir hikaye anlatılabilirdi yani. İlk üç filmi izlediğimde çocuktuk tabii ama daha sonra büyüdükten sonra da tekrar tekrar izledim tabii. Darth Vader beni dehşete düşürürdü. Korkardım ben Darth Vader'di. Ya korku yaratırdı hakikaten. Ürperirdin Darth Vader'i görünce falan. Yani bir vahşeti mi vardı Darth Vader'in? Yoktu. Hani öyle gösterdi onu kesiyor, bunu kesiyor. Öyle bir şey yoktu. Ama o filmde o karanlık taraf olduğunu anlardın izlerken. Yani orada bir kötülük var. Bunu hissederdin. Vader'in içinde bir kötülük var falan. Ürperirdim ben Darth Vader karşıma çıkınca. Hatta şeyle Obi-Wan Kenobi ile o uzay gemisindeki ışın kılıcı dövüşü hikayesinde falan. Ya ben dedim ki hani abi adamda ne cesaret var bunun karşısına çıkıyor falan yani. Çok büyük bir cesaret. Obi-Wan için. Abi nasıl bir cesaret bu adamın karşısına çıkıyor falan diye. Abi daha sonrakilerde Darth Vader hani mahallenin bıçkın da değil yani pislik dayıları gibi her yerde tabii, bir tabii şey canım. Yapıyor. Her yerde bir şey yapıyor falan. Ya abi o öyle biri değildi ya. Bir tanesine gelişi var babanın. Hayırdır birader diye giriyor içeri. Yani öyle şey mi olur abi yani? Yani çok zayıflattılar. Senaryodaki mantık ya. Hataları, komik komik olaylar. En son Darth Vader Obi-Wan kapışmasından önceki kovalamaca değil mi? Gemiyi kovalama. Ha, biz Obi-Wan'a gidelim falan. Abi hiç geminin şey, içinde başka şey yok mu ya? Olmaz olur mu abi? Yani, Zaten bayrak gemisi o. Yani koca gemi. Destroyer o ya içinde. Hani şey de çok garipti mesela. Hani o Darth Vader duruyor böyle abimiz. O yanında şey var. Kız kardeş var. Engizisyoncu. Komutan da geliyor gemi yükseği. Şey diyor. Darth Vader diyor ki daha da hızlanın diyor. Abi bu kararı niye Darth Vader veriyor ya? Yani çocuk musunuz siz? Yani diyor ki daha da hızlanın. Yok kovalıyorlar yani. Ya. Anlamamışlar herhalde. Kovalamaları yani gerektiğini. Çok enteresan bak. Obi-Wan'daki Darth Vader'ı izleyin. Bir de açıp Empire Strikes Back'teki Darth Vader'ı izleyin. Yani gündüz ve gece kadar fark var evet. Onlarında. Karakteristik olarak. Hiç güçlülüğü kalmıyor. Hiç. Reva'ya force çok yapıyor. Kaldırıyor. Aa ben seni küçümsemişim deyip indiriyor. Abi Darth Vader kaldırdı mı indirmez. Ölüsünü toplarlar orada. Darth Vader'ın kaç tane amiral mamiral bilmem ne. Tabii. Neşi var ben saymaktan bilmiyorum.
Hasan abi sen şey hep söylüyorsun, videolarında söylüyorsun. Ya bu Darth Vader'ı her yere sokmak zorunda değilsiniz kardeşim. Ya zaten ya yeterince hizmet etti yani adam. Yani tamam Obi-Wan evet Anakin'den Darth Vader'a geçiş bir ilişki var eyvallah. Görmeyelim de demiyorum. Tamam göstereceksen tabii, yine de göster de. Ya bu şekilde yani karizması. Abi bir katkıda bulunacaksa yani hikayeye bir katkısı olacaksa bir şey anlatacaksa bize bir şeyin seyrinin akışını değiştirecekse Darth Vader göster. Doğru ama tamamen haklısın. Onlar da biliyorlar ki şöyle bir şey var piyasada. Darth Vader gördük abi biliyorum abi çok heybetli. Ulan Darth Vader tabii heybetli. 2 metre boyu var herifin zaten. Tabii ki onu görünce şey oluyorsun da ulan falan. Ama sen o heybetin arkasını dolduramıyorsun. Acayip acayip kararlar, olaylar. Ya Allah aşkına ya aklıma geldikçe deliriyorum ya. Şu Engizisyoncuların kalesi yok mu abi? Oyun oynamıyor musunuz abi? Jedi Fallen Order oynamadık mı abi? Oynadım orada abi. Da var bu kale. Tamam mı? Efendi gibi girdik çıktık. Ya diyor ki şey çok güçlü o yüzden korumaya ihtiyaç duymuyor. Ulan gelmişsin 2 tane götü boklu speeder'la dalmış içeri lobide ne var mı yok Stormtrooper indirmişler. Diyor ki korumaya ihtiyacı yok. Neyin korumaya ihtiyacı yok abi? Aptal aptal 5 karış sakalıyla Obi-Wan kep giydirmişler. Pardesünün altında Leia'yı kaçırıyor. Ya bak, abi inanılmazdı ya. Yemin ediyorum yani. Bir söylentiye göre bak bir dedikoduya göre Obi-Wan'ın yazar ekibinden biri ki bunu da kabullenmiyormuş hala. Darth Vader'ı başka bir karakter olarak olduğunu zannediyormuş. Anakin olduğunu bilmiyor. Oha. Ama senaryo abi çok acemice, çok çocuk senaryosu. Yani hakikaten doğru olabilir. Çünkü ilkokul seviyesinde bir senaryo öyle yazılmış. Ya ilkokul çocuğu senaryosu. O kadar kötü bir senaryo ki. Hani orada kimi oynatırsan oynat kurtarmaz artık. Yani senaryo değil. 5 yaşında çocuk ödül avcılarından koşarak kaçıyor. Obi-Wan'dan koşarak kaçıyor. Lan 5 yaşında çocuk mu nasıl koşarak kaçıyor? Yani habire koşarak kaçıyor çocuk yani. Abi nasıl koşarak kaçıyor? Kız da iyi yani bu arada. Evet abi. Kız da en tatlılardan biriydi hakikaten. Yani bütün dizideki en böyle inandırıcı olanlardan biriydi kız çocuğu da. Şimdi bir kere zaten o hikayenin içinde Darth Vader bilmem neyi sokuşturmak zaten hataydı. Obi-Wan'la ilgili şimdi Ewan McGregor inanılmaz bir Obi-Wan. Alec Guinness sonrası bizim gençliğin işte öteki üçlemede izlediğimiz. Ya ben Obi-Wan'la ilgili bir proje yapılacağı zaman çok heyecanlandım ve onu tekrar o şekilde görmeyi çok istedim. Ama ben zannettim ki bize düzgün bir ilan açacaklar işte ne bileyim Engizisyoncular bunun peşine düşmüş olabilir, başka bir şey olabilir, başka suç örgütleriyle savaşıyor olabilir Boba Fett'teki gibi. Luke'u ve Luke'u korumak için Tatooine'de duruyor ya. Münzevi bir hayat yaşıyor falan. Oo, bir de şey nedir abi o kareografiler falan. Kömürlük gibi yere götürmüşler. Evet abi. Ateş atıyorlar yerlerde. Şimdi çok bana da bazen kızıyor. Çok gömüyor. Neyi beğeneceğim falan diye. Lan ben bir sene öncesinde daha her şeyi beğenemezsen abi diye dalga geçiyorlardı insanlar yorumda. Şimdi beğenmeyince de sorun oluyor. Ama bunu neyini beğeneyim? Darth Vader dediğin adam lavların üstünde yürüyen bir adam ya. Mustafar'daki kalesinde evet. Bilmem ne. Bu adam ya ben Twitter hesabımda da paylaştım. Bir tane müfrezeye denk geliyor çizgi romanda. Rebel'lar bunu kıstırıyor böyle. Çukur gibi bir yerde. Yanında da 8-10 tane Stormtrooper var. Diyorlar teslim ol. Stormtrooper'da kalkan yaptığı yeri diyorsun değil mi abi? Aynen abi. Bu adam 20 tane Stormtrooper'ın kendine canlı kalkan yapıp böyle Force'la havaya kaldırıp takır tukur aralarından geçip giden bir adam yani. Bu ne abi? Peki doğru, Obi-Wan'a ateşin içine attığı sahne nasıldı abi? Obi-Wan ateşi attı. Sahneyi söylesene. Robot kurtarıyor falan. Ondan sonra Bacta tankında bir sonraki bölümün başında Bacta tankında başlıyor ya. Obi-Wan'ın yaralarını gösteriyor. Anakin'in yaralarını gösteriyor. Aynı yerlerde yanmış falan. Ya abi ben mi abartıyorum acaba diyorum. Yok. Yani kötü bir niyetim olsa Mandalorian'a da gömeceğiz. Gömecek çok yeri var. Ama yok. Hep bak güzel böyle en güzel hediye paketine sarıp rafa kaldırdığımız bir proje. Yok abi bu herifler Obi-Wan niye çekti ya? Nereye getirdiler diziyi ya? Yani? Rezil ettiler abi. Çok ya, kötü oldu. Çok üzülüyorum. Ewan McGregor'a bak. Owen amcayı oynayan Joel Edgerton. Muazzam. Ben o kadar memnun oldum ki onu tekrar gördüğüme. Beru yengeyi tekrar gördüğüme. Küçüklük de iyi. Leia da iyi. Bir şekilde hikaye
oraya girmemesi gerekiyordu ama girdi. O yani oralar iyi. Tatooine'i yeniden görmek güzel bilmem ne. Evet abi kesinlikle. Reva'yı da hani bir karakter yapmışsın. Hatun da çok linçlendi. Evet. Seviyesinde. Aynen. Ya o da kendi çapında iyi bir şey yapmaya çalışmış ama işte bu kadar abi. Bu kadar ya. Abi ne yapsın senaryo olmazsa. Aynen. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yok yazarları çok O nedenle şimdi bir de ikinci sezon onay aldı söylentileri var. Ne anlatacaklar bilmiyorum. Abuk subuk bir şey anlatmasın. Yani yapmasınlar abi. Vallahi böyle yapacaklarsa yapmasınlar. Yani gerçekten böyle yapacaklar. Ben ilk bölümde de beğenmiştim ilk bölümü biliyor musun Hasan abi? Yani dedim tamam. Görselliğinde bir sorun gider. Yoktu ki Cem ya. Görsel olarak hiçbir sorun yoktu ki. Güzeldi görselliği yani. İlk iki bölümde genel yani, olarak sorun da yoktu. Yani, yani ama bu, yani bu kadar zayıf bir senaryo yazılır mı ya? Abi ben bazı yerlerde şey diyordum ya yapmayın Allah aşkına böyle yapmayın yapmayın dediğim böyle sesli olarak direkt televizyonda konuştuğum anlar oldu. Yani hakikaten çok yıkıldı. Ama yaptılar oldu. Değil mi? Yaptılar abi. Ya şey diyorlar ya bizim arkadaşlar da abi diyor sen de amma yerdin Obi-Wan'ı falan yani. Ya diyorum yani Obi-Wan'ı ben seviyorum yani. Obi-Wan'ın ağırlığını, bilgeliğini, o soğukkanlılığını seviyorum ben Obi-Wan'ı. Yani Obi-Wan'ı böyle paçavra etmelerine kızdım ben. Yani tabii. Şey mesele o yani Obi-Wan gibi bir Darth Vader gibi bir karakter. Yani böyle saçma sapan kullanılır mı? İlla karşı karşıya getirmeye çalışmak. Zoraki karşı karşıya getirmeye çalışmak. Anlamsız anlamsız falan. Bak şey vardı işte Yüzüklerin Efendisi'nde. İmparatora Melkor diyebiliriz. Darth Vader Sauron olur. İkincil adam olduğu için. Ve filmleri de izleyenler, kitapları da okuyanlar bilir ki Sauron bedensel olarak hiç gözükmez. Ona rağmen baş kötü olduğunu bilirsin ve ürkersin. İlla göstermen gerekmez. Ya da sürekli göstermen gerekmez. Yani bu hiç gösterilmez Sauron. Ya hiç bilmezsin Sauron'u görmezsin. Ama bilirsin yani o başat kötüdür. O çok kötü ruhlu birisidir. E şey de öyledir yani ilk üç filmde falan. Kaç dakika gösterilir Darth Vader yani. Ama ödünü kopar. Gördüğün zaman korkarsın yani görüntüsünden, ihtişamından. Abi ilk üç filmde bile o kadar çok. Tabii dakika çok anlamında söyledim. Çok öyle. Zaten bütün sihri de orada abi. Kötü karakter eğer gerçekten bir şey söylemesi gerekmiyorsa gözükmemesi her zaman yeğidir. İşte Alien'dan örnek verdik ya. Ridley Scott Alien'ın da Alien'ın toplam görüntüleme süresi herhalde 4 dakika falandır yani koskoca. Anca. Anca ki canım. Şimdi bunlar son filmde İmparator'u da tabii getirdiler ya. Çaresizlikten geldi. Mesela orada senin elinde bir villain var. Snoke. Nereden geldi? Nereye gitti belli değil. Ortadan çocuk gibi böldüler. Kesinlikle. Şimdi evet. İmparator nasıl bir karakter olduğunu ilk filmlerden biliyoruz yani. Hani adam kötülüğün kanı cana gelmiş bir hali yani. Evet. Şimdi özel dosyasını da hazırladığım için daha da derinlemesine biliyorum. Adam saf kötülük. Kötüye. Ve müthiş bir zekası. Şimdi, tabii korkunç. Her şey A, B, C planı var. Her hareketiyle ilgili hayatı boyunca. Politik hayatında da öyle. E şimdi sen bunu getirdin ve getiriş şeklin Oscar Isaac'in oynadığı pilot ilk dile getiriyor. Geçen günde yine bir yerde oldu. Somehow returns Palpatine. Replik bu. Somehow. Abi sen Star Wars'a ne senaryo? Ne yapıyorsunuz baba ya? Somehow Return Palpatine nedir ya? Her nasılsa döndü Allah'ım. Herif dönmüş abi. Turşu kavanozundan çıktı. Ulan böyle senaryo yazılır mı ya? Bak Obi-Wan'ı bak biz üçümüz toplanalım. Obi-Wan deseler ki bize 5 bölümlük dizi yapacağız Obi-Wan'a. Bir hikaye arka yazın. Ben sana şuraya yazıyorum. Yemin ediyorum biz daha iyi yazarız ya. Hem de herkes tatmin olur. Yine de Luke'u da Leia'yı da görürsün yani. Ya şey de çok ilginç değil miydi Hasan hocam ya? Ben çok komime gitti. Bu son bölüm hani artık olay hallolmuş. Leia'yı da üvey annesine babasına vermişti. Obi-Wan ışık hızı gerektiren bir mesafeden geliyor. Hava alanına konuyor karşılama yerine. Bunlarla konuşuyor ve gidiyor. Lan adamı içeri davet edin de bir çay içsin, bir kahve verin, bir şey. Yani lan o kadar yoldan gelmiş. Abi yani dolmuştan iki durak öteye geçmişsin gibi yani davranmak. Yani çok küçük şeyler bunlar. Yani insan buna dikkat etmez mi ya? Abi adam o kadar yoldan gelmiş bak, hayatını bak. Teslim ettiği adam. Tespih çıktı. Hasan hocam şey ha. Yapayım. Seni taklit edeyim ben de. Abi bak Obi-Wan dediğin dizide herif bu Inquisitor denilen Engizisyoncu dediğin adamlar Jedi. Bir evet. Haris Mulis Jedi. Sadece yönlerini değiştirmişler. Bunlar bazıları tapınaktan gelme bizim Jedi'ler bazıları sonradan yetişme çocukluktan yetişme.
tartışma ama bunlar hali sonucu Jedi. Bir Jedi neyi nasıl hissediyorsa onlar da hissediyor. Obi-Wan Inquisitor kalesinde gezerken bunlar hava hava bakıyorlar işte ha ho falan. Hiçbir şey hissetmiyorlar. Darth Vader yanında bilmem neyi hissetmiyor. Son sahnede hatırla hikaye bitiyor. Obi-Wan biniyor gemiye. Diyor ki Luke 500 ışık yılı öteden geliyor. Abi Luke sen Tatooine'de ne olduğunu ne ara hissettin ya? Götünün dibindeki Stormtrooper'ı hissetmiyor 100 bölüm önce. Herif diyor ki şey Luke haydi koşuyor Luke'a. Riva desen ayrı hikaye. Abi sen bunu nasıl yazıyorsun? Yani bunları tam bak. Ben de Ewan McGregor'u görünce çok mutlu oldum. Evet. Yüzümde güller açtı. Gözlerim doldu. İlk iki bölümde iyiydi. Çünkü şeyi işte bu Jedi'ler tabii Jedi katliamından sonra iyice kendilerini kapıyorlar. Güce de kapıyorlar. Antrenmansızlıktan da işte böyle abuk subuk. Yani bir tane objeyi bile çekemiyor kendine falan. Bir de Dark Side tarafında uzun yıllar Palpatine'nin ve eşrafının Jedi tapınağının dibinde olmasına rağmen onları hissetmemeleri bir çeşit gölgelemeden dolayı. Evet. Öyle bir Dark Side tarafında kullanılan bir teknik var. Bütün bunlar olduktan sonra Jedi'ler de bu tekniğin bir kısmını tehlikeli olmakla birlikte öğreniyorlar. Kendilerini öyle kapıyorlar. Bu İngilizyoncular bunların kıçını kesmesin diye öyle saklanıyorlar ki ona rağmen bulup öldürülüyorlar. O Jackson O'Shea çok da severim aktörü. Zenci son Jayden'in gemisindeki. Ne diyor? Benim karım da bir şekilde geldi evet. Buldu kestiler İngilizyoncular diyor. Yoda da söyler zaten bir yerde gölgeden göremiyorum var orada usta nerede aynen. Bilemiyorum diyor. İşte Jedi'lerde o tekniği kullanarak uzun yıllar İngilizyonculardan ve imparatorluğun bu baskıcı şeyinden kurtulmayı başarıyorlar. Sağ kalanlar galaksinin orasında burasında işte Obi-Wan gibi müzevi hayatlar falan filan. Şimdi oradan gelince anlatmaya dedik ki bu herif evet tamam. Zaten çok büyük bir travma yaşamış. Yoda ayrı bir travma yaşamış. Delirmiş gitmiş zaten başka gezegene falan. Oradan gelince dedik tamam. Şimdi güzel bir yerden geldi. Tatooine'de bu herif. Balık kesiyor falan. Hayvanına yemek götürüyor. Mağarada yaşıyor. O kadar yani. Ama dönüp işte o bir bağladılar ki konuyu. Darth Vader ne zaman girdi? İşin tadı kaçtı abi. Şimdi buradan da şey yapmayalım artık. Suyunu da çıkarmayalım ama yani Darth Vader'ı illa göstermek istiyorsan bunun başka yolları da var. Çünkü anlattığı dönem itibariyle İmparatorluk çok güçlenmiş ve galaksideki o baskıcı rejimini iyice arttırdığı dönemler. Ne kadar dış halkalarda olsa da orada da gayet böyle hani sıkı bir rejim devam ediyor. Darth Vader baş kaldıran gezegenleri vesaireyi bayağı kaba güçle yola getiren Tarkin'le beraber falan bir aslında imparatorluğun bir unsuru. Yani onun oradan hikayelerini anlatabilirsin. Tabii ki. Hiç karşılaştırmadan yani, iki arka üzerinden gidebilirdi. Ulan o sırada da Vader bunu yapıyor bak galaksinin ağzına sıçtı be abi falan moduna girebilirdi. Gittiler bunlar en basit yolu seçip şey yaptılar. İşte ama bunların kanonu bunu gerektiriyor. Bak kanondan çıkan bazı romanlar Türkçe'ye çevrildi. Ben bazılarını okudum. Bir tane Kan Bağı diye bir roman var. Leia ile Han Solo'yu falan anlatıyor. Yani içinde onlar da var. Şimdi Leia'yı biliyoruz değil mi nasıl bir karakter olduğunu? Asiler tarafında senatoda resmi olarak temsil eden ama arka planda gizli olarak asilerin asıl yardım eden bir figür değil mi? Abi şöyle bir sahne var kitapta. Han Solo ile bunlar artık böyle aşna fişneleri çok ilerlemiş. Evlendiler evlenecekler. Böyle camın önüne gidiyor. Ay Han Solo benim istediğim yüzüğü de almadın ama bana. Abi kanon bu. Bunu anlatıyorlar ya. Bu ne abi? Rezillik ya. General Leia abi general. Bak adından da General Leia aynen. Bak tespihi bırak sallamayı yiyeceğim. General Leia ya. Han Solo bana istediğim yüzüğü almadın ne ya? Şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak ya. Ondan sonra Hasan abi de her şeyi beğenmiyor ha gömdü. Ulan ben gömmeyeyim de abi üstüne toprağa atacağım. Abi yerden göğe haklısın yemin ediyorum. Aynı şey dedi. Yani işte. Sorunumuz bu. Yani Disney başka bir şey bir şey fark etmez. Orada benim savunduğum her zaman uzunca bir süredir. Kathleen Kennedy'nin yerine daha vizyoner ki bu Jon Favreau olabilir, Dave Filoni olabilir, gerçekten olabilir. Artık ona da inanıyorum çünkü. Bryce Dallas Howard da olabilir. O da Ron Howard'ın kızı. Çok iyi çektiği bölümler, çok Star Wars'ı özümsediğini düşünüyorum kızım. Yani oyunculuktan başka bir şeye evrildi hatun. Daha genç, konuyu özümsemiş hem eski bizim kaç jenerasyonla hem de yeni ve dinamik işte ne jenerasyon? X. Z. Z mi? Onunla da iletişim
iletişim kurabilecek, ortada buluşabilecek hikayeler anlatabileceğini, bunu harmanlayabileceğini düşünüyorum. Bir de bu social justice hikayesinden hikayelerde de tadı kaçıyor abi. Yok ona şimdi bizim genlerimizde yok o tip şeyler. İşte ırkçılıktır, şudur budur ki dünyada herkes insan gibi yaşamamakta da ayrı bir konu. Oraya zenci koyalım, buraya Çinli koyalım, buraya bilmem ne. E abi 13 demedeki o Çinli kızı linç ettirdiniz. Kız sosyal medyasını kapadı, evini taşıdı yani. Öyle mi? Tiko muydu, neydi kızın adı? Pin'in hallendiği falan. Pin zaten apayrı bir dünya. Pin için ayrı bölüm çekeriz sanırım. Yani onu da yapayım, bunu da yapayım derken bu sefer şey oluyor yani. Tamam. Adam harcıyorlar. Kendi beceriksizliklerini de başkası üzerinden gölgelenmiş oluyor. Ama bütün seviyoruz işte, bak işte çok sevdiğimiz için bunlar yani. Kanına dokunuyor bunları görünce. Bu nedir abi Allah aşkına? Şimdi bekliyoruz böyle heyecanlı heyecanlı Mandalorian'ın yeni sezonu gelsin, herif bize ne anlatacak? Vallahi ben de öyle aynı şekilde abi. Boba Fett hakkında bir fikrim var benim. Yani kendi beğenim beğenmemem. Boba Fett'i de sevdim ben. Yani Mandalorian kadar olmasa evet, da gene şey kadar kötü değil. Yani hatta onun kadar kötü çok az şey var. Obi-Wan gibi değil. Ama şey, dikkat ettiniz mi ya da bana mı öyle geldi? Boba Fett'in gösterilmediği bölümler en iyi bölümler Boba Fett'in. Evet. Boba Fett yoksa güzel dizi yani. Ama Boba Fett oldu mu olmuyor. Valla Temuera Morrison yaşlandı aslında. O rol için birazcık yaşlı kaldı, göbekli kaldı falan ama biraz onun daha az özenildiğini yani çok arada çıkmış bir proje olarak. Bir de şey de çok etkiledi tabii. Tam pandeminin en çılgın zamanlarıydı. Grup grup çekildiler ya bunlar. Yani sadece o değil, işte Ozark falan gibi, işte bizim Succession gibi dünya çapındaki diğer ilgi gören dizilerde blok blok çekildiler. Yani üç kişiyi bir araya toplayıp çektiler. Bir hafta ötekini çektiler. Bunlar otele kapandılar, çektiler falan gibi. Ben onu çok etkilediğini düşünüyorum ama Boba Fett yine de kötü dizi değildi. Biraz değildi, tam pozisyonu vardı. Yok öyle değildi. Yani yine bize güzel de referanslar verdi. Güzel referanslar aldı. Ama doğru yani bilmiyorum. Belki yani Deepfake'de falan daha iyi bir Boba Fett izleyebilirim. Daha fit bir Boba Fett izleyebilir miydik bilmiyorum. Hasan abicim, genel anlamda bütün evreni ve bütün bu parçalarıyla birlikte düşündüğünde favori filmin hangisi? Favori film Empire Strikes Back, İmparatorun Dönüşü. Çünkü yarattığı şok itibariyle. Darth Vader'ın tabii Luke'un babası olması hasebiyle I am your father sahnesi ve Empire'sin genel bir karanlık bir hikaye. Her şeyi bilmiyorum. En iyi Star Wars filmi olabilir. O da çok biliyorsunuz senaryoda başka bir replik var. Harrison Ford onunla çok güzel bir anı anlatıyor hatta. Carrie Fisher'a diyor ki o diyor ayaklı gazeteliydi diyor. Yani biliyormuş. Evet, onu söyleyecektim ben de. Carrie Fisher'a kimse söylemesin. Ertesi gün bütün dünyada. Rahmetli süper hatundu ya. Cazcı kardeşlerde de çok tatlı bir hatundu. Blues Brothers'ta da oynadı ve çok tatlıydı yani. Orada da çok tatlı bir kadın. Ama işte zor bir hayat. Evet, evet, oldu ki biraz trajik yani, bir hayat oldu. Uyuşturucu problemi gibi, işte evini yatakta akşam ödeninde kocasını başka bir adamla yatakta yakalaması falan. Evet, gibi. Evet, evet. Çok trajedileri var hayatında yani. Bir sitcom vardı, böyle ismini hatırlayamadım şimdi ya. Böyle bilik, genç fizikçiler falan filan vardı. Neydi onun adı? Big Bang Theory. Ha, Big Bang Theory'de. Onun bir bölümünde bizim kanalın izleyicilerinden bir tanesi göndermişti. Abi bunu hiç gördün mü diye. Orada Earl Jones hiç tanışmamışlar. Yani film çekimi boyunca şey Carrie Fisher'la hiç karşılaşmamışlar. Seslendirme. Evet yani şey Darth Vader'ın seslendirmeli işte Leia hiç karşılaşmamış. Orada o Big Bang Theory'de bir bölümde sürekli onun evine gidip zile basıp kaçıyormuş gibi falan davranıyor. Çok iyiymiş ya. Bu arada Obi-Wan'ı çok gömdük de Obi-Wan'da Darth Vader'ın sesi iyiydi. Evet. Gerçekten duymak böyle tüylerim diken diken etti ya gerçekten. Evet, çok, çok iyi olmuş. Yapmışlar. Onun için yeni bir cihaz var. James Earl Jones da 93'lü yaşlarına geldi. Hani performansla seslendirme yapması mümkün değil. Bu yeni icat ettikleri cihaz sayesinde Darth Vader'ın sesini yeniden oluşturuyorlar ve orijinali kalitesinde. Reese Pitcher galiba cihazın adı. Reese Pitcher. Bilmiyorum. Aynı cihazı Reese Pitcher'ı Top Gun'ı izlediniz mi? Yok, henüz izlemedim. Ya Val Kilmer biliyorsunuz gırtlak kanseri konuşamıyor. Evet. Val Kilmer'ı konuşturmak için aynı cihazı kullandırmışlar ve Val Kilmer özel olarak teşekkür etti. Yani benim sesim çıksaydı böyle çıkardı bu bildiği. O kadar başarılı. Abi filmden mi sample almışlar o program için yoksa Earl Jones tekrar böyle hani şey yapmaya çalışmış mı? Yani bir sample onun vermiş.
Onu net olarak bilmiyorum. Sample vermiş de olabilir hayatta olduğu için. Ama genel olarak sanırım cihaz muhtemelen bir şey yani komple bir datayı alıp sentezleyerek yeni bir şey ürettiği için. Ama çok kusursuzdu yani. Çok hayır, çok iyi. Yani. İlk çok duydum oha falan oldum yani. Ben de abi aynı şekilde. Peki en sevdiğin karakter hangisi abi? Favori karakterim de Luke. Luke'u mu seviyorsun? Evet. Luke'u çok seviyorum. Yani sebebi nedir abi? Çok seviyorum. Sebebi onun da benim gibi işte babasız olması, babasız büyümesi diyelim. Ben de çok küçük yaşlarda babamı kaybettiğim için ilk izlediğimde Luke'la kendimi böyle duygusal olarak eşleştirmiştim. Onun halleri böyle işte yer yer çaresizliği, yer yer direnmesi, yer yer geldiği yeri tırmalayarak, kazıyarak gelmesi beni çok etkilemişti. Hep Luke'u sevdim ben. İşte kim sağa sola izler, kim Star Trek'e zaman. Ben hep Luke'cu oldum yani. Öyle de kaldım. Şöyle o zaman biraz daha zor bir soru sorayım abi sana. En sevdiğin sahne hangisi? En sevdiğin dövüş sahnesi diyeyim hadi daraltayım çünkü çok zor olacak senin için. En sevdiğim dövüş sahnesi kesinlikle %100 çok rahat ve emin olarak söylüyorum ki çok kısa bir sekans olsa da muazzam koreografisiyle Darth Maul Obi-Wan düellosu. Ben de aynı yeri seviyorum abi. Obi-Wan'ın Luke'la şeyi de çok iyidir. Son Mustafar'da hani. Tabii o da iyi. Yani Qui-Gon'lu bölüm ya o sahnenin bütünü güzel aslında yani çok sıfır noktasına. Evet. Hangarda başlayan hikayenin yukarıda sona ermesi. Yani o bütün sekans güzel ama Obi-Wan Darth Maul o çok kısa da olsa çok iyi bir dövüş sahnesi olduğunu. Çok çalışılmış, çok ezberlenmiş ki özel bir koreografi ve gözde çok hoş gelen bir aksiyon sahnesi olduğunu düşünüyorum. Genel olarak beni en çok etkileyen sahne tabii çocukluğunda verdiği etkiyle çok sahne var ama ilk açılış sekansı beni her zaman tüylerimi diken diken etmiştir. Şimdi bu çekim bittikten sonra gideyim içeri açayım Disney Plus'ta en iyi hopu. Yine Corvette geçsin üstümüzden arkasından Yıldız Destroyer'ı geçsin böyle üstümüzden. Ben yine gözlerim dolar yani. Abi peki o dövüş sahnesiyle ilgili bir hemen oradan bir ek olarak söyleyeceğim. Duel of Fates çalıyor orada. Mesela ben o eseri John Williams'ın eserine gerçekten bayılırım Duel of Fates'e. Ya başka bir adam yani onu hiç konusu getirmeyeceğim ama en azından temalar içerisinde sevdiğim temalar hangileri onları sorayım. Binary Star vardı galiba İkiz Yıldızlar. Tatooine teması. Yani isimleri evet. Bilmiyorum ama. Tamam. Biliyorum abi. Genellikle ilk Leia'dan diye bir şarkı var. Bir müzik var daha doğrusu. Duel of Fates'ler falan tabii sonraki üstlerinin müzikleri de yine güzel ama ben ilk üçlemenin müziklerini daha etkileyici ve bağlayıcı buluyorum böyle duygu anlamında. Zaten işte Imperial March, İmparatorluk tabii. Marşı tabii dünyada neredeyse bilmeyen yoktur herhalde. Yani bir müzik yani, bu kadar mı kaldırır götürür? O müzikler işte böyle duygularımıza, hayatımızda falan da böyle yön vermiş müzikler gibi geliyor bana artık. Kesinlikle. Hatta şöyle küçük bir bilgi vereyim abi şey. Walt Disney'den sonra en çok Oscar adaylığı alan kişiydi yakın zamanda. Yani bu değişmiş bilir zannetmiyorum değişeceğini de John Williams. Evet. Tabii tabii. Yani belki o şey söyleyelim. Yani Indiana Jones'ları, bir sürü tabii. Yani gişe rekoru kırmış filmin bestecisi. İlk Superman filmleri. Bestecisi. Superman filmleri doğru. Ondan sonra çok işte bütün yani. Star Wars'ları. Hans Zimmer'ler falan onun getir götürünü yapar yani aslında. Kesinlikle. Ki onlar da çok iyi olmasına rağmen. Yani onun da çok saygı duyduğu bir kişi biliyorum. İtalyan Ennio Morricone mesela. O da ona çok büyük saygı duyduğunu söyler. Hatta Ennio Morricone 90'lı yaşlarında Oscar'ı alırken balkonda John Williams'la beraber oturuyorlardı. Ben de görüntüyü görünce çok mest olmuştum. Şimdi baktım John Williams 90 yaşında şu an. Geçtiğimiz günlerde bir celebration oldu hemen Obi-Wan dizisinin başlamasıyla birlikte Amerika'da. Orada kısa bir konser verdi. Indiana Jones falan canlı bir performansta şeflik yaptı orkestrasına. Çok güzel anlardı. Tabii celebration'dan çok fazla video gelmiyor bizim normal insanlara. Evet. Derleme içinde izlemiştim. 90 yaşında ve hala bu kadar yaratıcı. Obi-Wan için de kısa bir tema müziği besledi bu arada. Müziklerin iyi olmasa da. Oraya da katkısı hala üretiyor olması çok kıymetli. Galiba yavaş yavaş bırakacağım diye bir açıklama yapmış. Öyle duydum ki normal. Tabii yani artık ya yoruldu adam ya. Artık yani, hayat bırakacak adam sonsuz ya. Sonsuz sayıda sayamayacağımız kadar çok ödülü var yani. Müthiş yani. Yanına yaklaşan yok. Bu arada bir... Star Wars'u da Star Wars yapanlardan biri de o şüphesiz yani. Kesinlikle. Yani müzikleri hani güzel işte şu güzel bu güzel diyoruz ama genel olarak çok güzel. Ana tema müziği bile duyduğumuz yerde hemen başımızı çevirmemiz. Abi benim soracaklarım bu kadar. Epey de güzel bir şey oldu. Çok güzel oldu. Evet çok vallahi güzel oldu. Seni dinledik tabii artık biz de bundan faydalanmış gibi olduk. Biraz hepsini konuşturduk. Estağfurullah. Benim çenem düşüktür yani gördüğünüz gibi yani. Yok estağfurullah. Çok güzel oldu. İki kere düşündüm beni çağırırken. Abi sen hep böyle konuşuyorsun.
konuşacaksan bir seni her hafta çağır. Yok, benim için de çok keyifliydi. Biraz böyle iç dökme gibi, dertleşme gibi oldu bir yandan da. Ama tabii Star Wars'ın temellerinden de sizin. Yeni başlayacaklar ya da izlemişler, bu konuya meraklayanlar için diye düşünüyorum. Uzun zamandır George Lucas'la alakalı bu kadar konuşmuyordum hiç kimseyle yani. Arkadaşlarımla da. O bana bayağı iyi geldi. Çünkü asıl malın sahibi o. Evet. Hakkı da verilmiyor pek ama yıllarda çabuk geçiyor tabii. 2013'te mi satın aldı Disney? 11'de mi? 13'tü diye hatırlıyorum ben de. Bir bakmak lazım. Geçmiş. Artık bir 4-5 sene sonra George Lucas'ın ismini neredeyse kimse hatırlamayacak. Hani onu da aslında eserin yaratıcısı, bizi bugünlere kadar taşıyan olağanüstü hikayenin sahibi olarak güzel andık diye düşünüyorum. Evet, çok güzel bir program oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Hasan abicim. Ben çok teşekkür ederim. Eğer şimdiden hani böyle hazır kayıtta devam ediyorken, yakın zamanda olmasa da sen bir boş vakit bulduğunda, birazcık daha böyle hani projeler biriktiğinde seni bir daha kanalımıza ağırlamakta çok isterim. Eğer tabii fırsat çok bulabilirsek. Sözleşelim. Andor, şimdi 31 Ağustos'ta Andor var. Başlıyor. Evet. Evet abi. Yeni dizi. Ondan da hadi bir bilgi verelim. Hazır. Tamam. Güzel. Hemen yine çenemi ben kaybettim. Ya Andor'da aslında çok güzel bir dönem anlatacak. Rogue One'da aslında Cassian Andor'la tanışmıştık. Bir Rebel casusu olarak karşımıza çıkmıştı. Tam böyle aslında imparatorluğun iyice gücünü hissettirdiği dönemlerde, asilerin de yükseliş zamanında, tabii asilere stratejik olarak birçok bilgiyi sağlayan birçok casus vardı o dönemlerde. Cassian Andor'da o casuslar biriydi. Ne pahasına bu bilgileri edinip nasıl stratejiler kurmak için Rebel'lara ilettiğinin hikayesini anlatacaklar diye biliyoruz tabii dönem itibariyle. Şimdi bir de Timeline yayınlandı. 2 sezonluk bir dizi olacak. 24 bölüm olacak ve günün sonunda anladığımız kadarıyla o Timeline'dan, çünkü bloklara bölmüşler. İşte bir yıl atlayarak gidecek anlattığı şeyler. Dönüp dolaşıp Rogue One'a bağlanacak. Yani Rogue One'ın başına bağlanacak gibi gözüküyor. Kesin bilgi olmamakla birlikte. Güzel olacağını düşünüyorum. İyi bir Star Wars projesi olacağını düşünüyorum. Orada da yapılmış Kathleen Kennedy. Çekincelerimiz var ama işte oradaki diğer unsur Tony Gilroy, Rogue One'ı toplayan ve kurgu konusunda özellikle master sahibi, Oscar'lı bir isim. Kendisinin yazdığı bölümler de var bu arada. Oradan ufak ümitlerimiz bir yeşeriyor. Bir de hiç dokunulmamış bir alanı anlatacağı için Obi-Wan kadar büyük hayal kırıklığına uğrayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Cassian Andor'un bir de hikayesini zaten bilmiyoruz. Obi-Wan bildiğimiz bir ara hikaye. Anlatılması çok zor bir hikayeydi. Ne olursa olsun en iyi senaryoyu da yazsan, en kötü senaryoyu da yazsan zor bir ara. Başı ve sonu belli olan şeyin arasını anlatmak zor. Doldurmak zor, evet. Andor'da öyle bir problem olacağını düşünmüyorum. Gelen ilk fragman gerçekten dudak uçaklatıcı diyebileceğimiz çok keyifli. İyi bir kadrosu var. Andor'un 12 bölümü bittikten sonra bizimle buluşuruz diyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. O zaman bize bu sohbette birlikte olan Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey, ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok şey öğrendim sizden. Estağfurullah. Ben çok özellikle de sessiz kaldım. Çünkü yani çok daha iyisini anlatabilen bir adam varken dahil olmanın gereği yok. Ben de izleyicilerle beraber öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim Hasan Hocam. İnşallah işte Andor'dan sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. İnşallah, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar.